Baltık mimarisinin muhteşem örneklerinden tarihi Kars Kalesi'ne, Sarıkamış'tan Çıldır Gölü'ne kadar birçok güzelliği bünyesinde barındıran Kars, sadece tarihi güzellikleriyle değil, soğuk coğrafyasının sıcak insanlarıyla da meşhur. Kara papağı, yerlisi, Azerisi ve Kürdü, her ırktan insanın huzurla yaşadığı coğrafyada, Ehl-i Sünnet ve Ehl-i Şia'nın kardeşliği, vahdetin en güzel örneklerinden birini oluşturuyor. Türkiye'nin rakımı en yüksek il merkezlerinden biri olan Kars'ta, 300 bine aşkın nüfus içerisinde birçok kültürü barındırıyor. Özellikle Ehlibeyt aşkıyla ön plana çıkan Kars, Muharrem ayı geldiğinde karalara bürünüyor. Ehli Sünnet ve Ehli Şia'nın ortak düzenlediği matem merasimleriyle Hazreti Hüseyin'e matem tutuluyor, ihsanlar dağıtılıyor. 7'den 70'e vahdet havasının estiği şehirde Türkiye'deki birçok camiye örnek olabilecek camiler de mevcut. Bunlardan biri de teknolojiyle modernizmin harmanlanarak inşa edilen sosyal alan ve çocuk oyun parklarının bulunduğu Kamer Sahibuzzaman Camii. Cami hocası Seyit Kasım Erdem ise Türkiye'deki birçok camiye örnek olabilecek Kamer Sahibuzzaman Camisi'nin kuruluş serüvenini ve Ehlibeyt dostlarına verdiği hizmetleri şöyle anlatıyor. Sahibuzzaman Kamer Camisi 1994 yılında Temraz Kesemenli önderliğinde halk tarafından yaptırılmış bir camidir. Bu camide birçok hoca arkadaşımız görev yapmıştır. Ve en son görev yapan arkadaşımız Gökmen Kan Kılıç merhumdur. Gökmen Kan Kılıç hocamız rahmetlik olduktan sonra bu camiyi biz idare etmek zorunda kaldık. Biz bu camiyi devralmadan önce, bu camiye geçmeden önce bu cami gerçek manasıyla pejmurde bir durumdaydı. Atıl bir durumdaydı diyebiliriz. Ve yaklaşık olarak 2018 yılında bu camiyi biz devraldık, yönetimini, kendisini devraldık ve bu camiyi artık yapmaya başladık. Daha doğrusu tadilattan geçirdik ve bu caminin bütün her şeyi söküldü. Sadece 4 duvarı kaldı. Kapısı, penceresi, tabanı, tavanı, her şeyi söküldü, elektrikleri yeniden yapıma geçildi. Tabii biz bu camiyi onarırken, tadilat yaparken bir şeyi göz önünde bulundurduk. Birincisi şuydu ki, İslam dininde cami sadece ibadethane değildir. Caminin görevlerinden sadece bir tanesi ibadethanedir. Cami aslında sosyal bir tesis olmalıdır. Resulullah Efendimizin döneminde de böyleydi. Cami insanların vakitlerde geçirdiği, gençlerin gelip sohbet ettiği, muhtaç ailelerin gelip dertlerine derman aradığı bir yer olarak bilinirdi. Dolayısıyla da biz de bu gözle baktık. Camiyi de yeniden tadilattan geçirirken bu görüşleri ve bu hedefleri göz önünde bulundurarak tadilattan geçirdik. Biliyorsunuz şu anda artık sosyal medya ve medya çok aktif bir durumdadır.
Dolayısıyla biz bu camiyi tadilattan geçirirken bu camide çekimlerin yapılacağını ve bu camideki programların kameralar vasıtasıyla tüm dünyaya ulaştırılacağını göz önünde bulundurarak bir tadilattan geçirdik. Gerek ses sistemi, gerek ışık sistemi, gerekse kamera çekimi için gerekli olan her şey. Örneğin bu camiye reji odası kuruldu. Reji odası nedir? Reji odası kameraların kayıt aldığı odadır, bilgisayar odası. Oraya bilgisayarlar konuldu, ses sistemleri konuldu ve kameralar görüntüyü oraya aktarır ve oradan da tüm dünyaya aktarır. Biz yaparken camiyi tadilattan geçirirken bunları göz önünde bulundurarak tadilattan geçirdik. Şimdi Sahibuzzaman Kamer Camisi Kars'ta programların yapıldığı tek camidir. Bütün doğum günleri yani imamlarımızın ve Peygamber Efendimizin doğum günleri ve şehadet günleri, Kadir-i Hum gibi, Hazreti Mehdi'nin doğum günü gibi önemli programların da yapıldığı camidir. Dolayısıyla da Sahibuzzaman Kamer Camisi hem bir program camisidir hem de gençliğin toplandığı bir camidir. Cami sadece ibadet için kullanılırsa siz gençliği buraya çekemezsiniz. Hiçbir camiye çekemezsiniz. Dolayısıyla gençlerin gelip oturup çay içecekleri, sohbet edecekleri bir ortama ihtiyaç var. Bunlar da caminin içinde olmayacağı için camil müştemalatında bir yerin olması lazımdı ve kültür evi denilen bir yer yaptık. Ehl-i Beyt Kültür Evi. Bu ismi ilk defa biz bıraktık. Kültür evinde güzel oturulacak yerler vardır. Rahat koltuklar vardır. Kültür evinin kendisine ait çay ocağı vardır. Orada gençler gelirler, otururlar, sohbet ederler, çaylarını içer. Televizyonlarını izlerler ve kalkıp giderler. Kültür evi başka ne işe yarıyor? Ramazan ayında Sahibuzzaman Kamer Camisi kalabalık olur. Akşam namazlarından sonra halk gelir zaten. Cemaat namazı, akşam ve yatsı namazları kılınır. Namazdan sonra bir 20 dakika sohbet ederiz burada. Vaaz edilir. Daha sonra hep birlikte geçeriz kültür evine. Ve orada gençler de toplanır, halk da toplanır. Biz de orada oluruz. Miral Ekber hocam, ben ve başka hocalar varsa. Orada hocalarla sohbet edilir. Sorular varsa soruları sorulur. Bir güncel konu varsa o konu konuşulur, sohbet edilir. Hem insanlar çaylarını içerler, hem kendi aralarında muhabbet ederler. Yani bir sosyalleşme olur. Ki şu anda insanların ve gençlerin özellikle en çok duyduğu şey, ihtiyaç duyduğu, özlem duyduğu şey sosyalleşmedir. İnsanlar oturup dertleşecekleri, konuşacakları bir yer arıyor ki biz kültür evinde bunu yaptık. Kültür evinin bir başka hizmeti ise şudur. Biliyorsunuz İslam dininde muayyen gününde olan bir kadın camiye giremez. Ve çocuklu anneler camiye ne yapıyor? Gelmekten çekiniyorlar. Çocukları ses eder, gürültü eder diye. Biz bu probleme şöyle bir çözüm bulduk. Kültür evine bir televizyon, büyük bir ekran bir televizyon koyduk. Ve caminin içinden oraya kablolar çekildi. Ve direktmen caminin içindeki program oraya verilir. Ve muayyen gününde olan bir kadın eğer programa denk gelmişse muayyen günü veyahut da çocuklu kadınlar, bayanlar, genç bayanlar
programa gelmek istiyorlar. Kadirhum programıdır, doğum günü programıdır, şehadettir. Gelmek istiyorlar, geri kalmak istemiyorlar. Ama bir taraftan da mazuratları var. Muayyen günleridir veyahut da çocukları vardır. Hiç önemli değil. Direkt ben kültür evine geçiyorlar. Oradaki televizyon vasıtasıyla camide olan program canlı bir şekilde oraya yansıtılır. Onlar o televizyonla onu canlı yayını izlerler. Ses de direktmen zaten oraya çekilmiştir. De caminin içinde konuşulan tüm sohbetler oraya hoparlörler vasıtasıyla gitmektedir. Dolayısıyla bütün camilerde mutlaka gençlerin, insanların oturup çay içecekleri, sohbet edecekleri bir mahvil olmalıdır. Bir yer kesinlikle olmalıdır ki Sahib-i Zemer Kamer Camisi'nin en güzel etkinliklerinden biri budur. Bir diğer şey ise bizim temizliğe önem vermemizdir. Bizler temizliğe ve düzene çok önem veririz. Abdesthanelerimiz, tuvaletlerimiz, morkumuz bunlar çok temizdir. Evyeler olsun, çeşmelerimiz olsun, tuvaletlerimiz olsun çok temizdir. Ve biliyorsunuz Kars soğuk bir memlekettir. Ve kışın özellikle yaşlı insanların hatta gençlerin abdest almaları, taharet etmeleri, taharetlerini almaları çok zorlaşır. Çünkü eksi 25-30 derecelere kadar düşebiliyor soğuk. Biz bütün her tarafa sıcak su çektik ve sıcak su vasıtasıyla insanlar çok rahat bir şekilde abdestlerini alabiliyorlar, taharetlerini alabiliyorlar. Aynı şekilde morkumuz çok temiz ve düzenlidir. Sahib-i Zaman Kamer Camisi'nde abdesthanemizde bir tane televizyon var. O televizyon ne işe yarar? O televizyona bir tane flaş bellek takmışız ve bir video yüklemişiz. Abdest alan bir kişinin videosunu. Abdest almasını bilmeyen bir kişi rahatlıkla televizyona bakarak abdestini alabiliyor. Çünkü televizyonda insanlar olduğu müddetçe televizyon aynı videoyu hep tekrar baştan yansıtıyor televizyon ve insanlar da gelip orada bakıp yanlış abdest almasınlar diye onu seyredip doğru abdest alabiliyorlar. Veyahut da yeni gençtir, çocuktur, yeni camiye geliyor, abdest almasını bilmiyor. O televizyona bakarak abdesti alabiliyor. Sahib-i Zaman Kamer Camisi'nin özelliklerinden bir tanesi güzel bir yatakhanesinin olmasıdır. Yatakhane ne işe yarıyor diyeceksiniz. Yani camide yatakhanenin ne işi var diye soracaksınız tabii ki. Yatakhane ne işe yarar? Bir, cenazelerde, hayır işlerde il dışından, yurt dışından gelenler oluyor. Ve kişilerin örneğin evleri bütün misafirlerini ağırlayacak kadar olmuyor. Ve çok rahatlıkla cenaze sahibi o yatakhaneye misafirlerini yönlendirebiliyor. Yaklaşık 25 kişilik yatakhanemiz var. 4-5 ayrı odadan oluşuyor. İçinde mutfağı, banyosu, tuvaleti, çay ocağı, suyu, her şey orada. Çayı, kahvesi, bardağı, her şey var. Orada çok rahatlıkla bir hafta kalabilir, 10 gün kalabilir, istediği kadar kalabilir. Bu bir. İkincisi, Sahib-i Zaman Kamer Camisi ve Kars'ımızın yapmış olduğu en güzel işlerden bir tanesi ve Türkiye'de bir ilktir bu. Her taraftan alimleri davet ediyoruz buraya. Avrupa'dan ve yurt içinden her taraftan. Gerek Aleviler olsun, gerek Müstefsirler olsun. Iğdır'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan, Bursa'dan, İzmir'den, Bursa'dan her taraftan alimlerimizi davet ediyoruz. Burada bir alimler kaynaşması oluyor. Alimlerin de sosyalleşmeye ihtiyacı var. Ve alimler birlikte oturuyorlar, çaylarını içiyorlar, yemeklerini yiyorlar. Kars'ı gezdiriyoruz ve burada bir program yapıyoruz. Bu alimler nerede kalacak? Dolayısıyla da o alimler gelip oralarda kalıyorlar. Yatak sayımız da
fazlalaştıracağız yine aynı zamanda. Ve yatakhanenin başka bir görevi de odur. Yani örneğin bu yıl 2021 itibariyle bir program yine yaptık. 45'in üzerinde alim katılmıştı. Hepsini çok rahatlıkla camimizde yer verebildik. O hazırlığı bizler camide yapmışız. Sabirzaman Kamer Camisi'nin çocuklara yönelik de bir çalışması var. Bir parkımız var. O çocuklarımızı hiçbir zaman unutmuyoruz. Örneğin çocuklu aileler geldiğinde kendisi, annesinin, babasının kendisi programda, camide oturuyor, programı takip ediyor. Çocuklar da dışarıya çıkıyor, oyun parkımız var. Orada arkadaşlarıyla oyun oynuyor. Bunun iki faydası var. Bir, çocuk camiyi seviyor. Hatta babasını, annesini zorluyor, bizi camiye götür diye. Çünkü gelip orada oynayacak, parkta oynayacak. Dolayısıyla çocuk ta çocukluktan camiyi seviyor. İkincisi, çocuklar sosyalleşiyor, yeni arkadaşlar ediniyor. Ve beden eğitimleri gelişiyor, beden fiziki kasları gelişiyor. Ayrıca anne babalar da rahatlıkla, gönül rahatlığıyla programı takip edebiliyorlar. Çocuklar artık camide şımarmıyorlar, camide ses çıkartmıyorlar, yaramazlık etmiyorlar, programı dağıtmıyorlar. Ayrıca çocuklar için içinde ayrı bir etkinliktir. Ve Sahibüzzaman Kamer Camimizin iki tane çok güzel yemekhanesi var. Biri erkeklere ait, biri de bayanlara ait yemekhanemiz var. Çok güzel, büyük bir mutfağımız var. Ve bu mutfağımız çok son sistemle donatılmıştır. Buzdolabı vardır, otomatik bulaşık makinesi vardır, sanayi tipi. Ve ocaklarımız vardır, çok geniş, ferah, rahat bir mutfağımız vardır aynı zamanda. Yemeklerimiz olduğu zaman da, gerek organizasyon yemeklerimiz, gerek cenaze yemeklerimiz olduğu zaman da çok rahat bir şekilde buralardan bu ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Ayrıca erkeklerin ve kadınların girişi hem camide hem dışarıda farklıdır. Kesinlikle erkek ve kadın birbirini görmez. Kadınlara yönelik bir çalışmamız daha var. O da şudur ki, camide bayanlar tarafına 2 adet televizyon bırakmışız. Ve bayanlar
aşağıdaki program, yani erkekler tarafındaki programı canlı bir şekilde seyredebiliyorlar. Yani konuşmacıyı seyredebiliyorlar, aşağıdaki programı canlı bir şekilde seyredebiliyorlar. Zaten ses sistemi, camideki ses sistemiyle sesleri duyuyorlar. Bir tek göremiyorlardı eskiden camide konuşmacıyı falan. Şimdi konuşmacıyı, içerideki organizasyonu televizyonlar vasıtasıyla bayanlar da seyredebiliyorlar. Sahibizzaman Kamer Camisi'nin etkinlikleri kısaca bunlardır. Evet, her camide olması gereken özelliklerdir. Örneğin camimizde bir havuzumuz var. Havuzumuzun etrafında banklar var. Oraya güzel semavar konulur, çay makinemiz konulur. Gençler gelir, cemaat gelir, orada otururlar. Havuzun başında çaylarını içerler, sohbetlerini ederler. Ve cami sadece namaz kılınacak bir yer değil. Ayrıca insanların böyle hadi gidelim camiye oturup bir çay içelim diyecekleri bir yerdir. Dolayısıyla da bu vesileyle de insanları camiye sokmuş oluyoruz. Ve gençler, çocuklar camiye gelmek için can atıyorlar. Bu şekil bize çoklu talepler var. Yani biz yılda 4-5 tane genel program yapmamıza rağmen talep bundan fazladır. Yani biz artık taleplere yetişemeyecek durumdayız. Bunun sebebi ne oldu? İşte bu sosyal aktiviteler. Gençleri, çocukları, bayanları camiye çekmenin tek yolu sosyal aktivitedir. Cami kesinlikle sadece namaz kılınacak bir yer değildir.